Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Fenerbahçe sosyal medyasından bir açıklamada bulundu. Ben de hemen o açıklamayı değerli izleyenler sizlerle paylaşayım. Zorunlu açıklama başlığıyla Fenerbahçe şu açıklamayı yapıyor. Bazı mecralarda yer alan teknik direktörümüz İsmail Kartal'la oyuncumuz Edin Ceko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Beşiktaş derbisinde teknik direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve Rakibin oyun yapısına, e, oyun yapısına yöneliktir. Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisine gündem konusu dahi olmamaktadır. Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını, gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz diyor Fenerbahçe Futbol Kulübü. Ya buradan bir maraza çıkması e, ben zaten tuhaf olur. Çünkü Batshuayi'le bile bir gibi gol atan Avrupa maçlarında, iç maçlarda sonradan oyuna girdiğinde Belçika milli takımının her daim havuzunda olan bir oyuncu. Ben Ceko'nun mevcut yaşıyla ve doğal olarak da hani birikmiş yorgunluğuyla beraber böyle bir iki maçta Batshuayi'nin 11 tercihinde sahaya çıkmasına öyle içerleyecek olgun içer, içerlemeyecek olgunlukta bir topçu olduğunu düşünüyorum. Yani Ceko bence olgun bir karakter. Hiçbir zaman kariyerinde hiçbir takımda e, benim duyduğum hiçbir aşırılığı olmadı. Maç içlerinde de, saha dışında da, antrenman tesislerinde de. Yani muazzam bir kariyer. Geldiği yaş belli. Batu Şuhayi'nin yaşı belli. Batu kariyeri belli. Batu performansı belli. Yani şu anda e, Ceko bence öyle bir olgunlukta ki tabii ki ben hani lafın gelişi söylüyorum. Ya hocam e, bende bir birikmiş bir yorgunluk var. E, bu maça Batshuayi ile mi çıksan diye kendisi önerebilir Hatta yani o yüzden bu tartışma bana çok rasyonel gelmiyor ha başka bir problem olur olmaz onu bilmem ee, ama şuna katılıyorum her iki tarafın kulislerinden lobilerinden karşı tarafa dair böyle taşlar atılmaya başladı ee, bir kez daha iki tarafa seslenmek istiyorum bu şekilde şampiyonluk gelmeyecek şampiyonluk sahada gelecek Şimdi, Burada Ceko da şaşırıyordur. Siz Birisi... başlamadan hocam kendi adıma ufak bir düzeltme yapayım. Bazen evet. ağzı alışkanlığı Fenerbahçe Futbol Kulübü dedim de Fenerbahçe Spor Kulübü bu benim için şöyle önemli. Fenerbahçe birçok branş Gerçekten ya. bir spor kulübü Fenerbahçe. Tam evet. spor kulübü evet. olduğu evet. için ben o şekilde evet. düzeltmiş olayım. Yani yiğidi öldür hakkını yeme Öyle. Fenerbahçe evet. gerçek anlamda tüm branşlarda iddialı olimpiyat e, madalyaları kazandıran da bir olimpiyata. spor kulübü. O yüzden hani senin bu dil suçman onlara... O, yani Fenerbahçe'yi rahatsız da etmemişti. Yok yok. Benim kendim rahatsız ettim. Bir de etmem. hani insan zayıf ben olduğu kendim yerden kendim alınır. Etmem. Yani burada bir yani alınacak bir şey yok. Yok yok. Ya, ama yine de hani düzeltmek istedim çünkü gerçekten sportif faaliyetleriyle hatta bu yönü övülmesi gereken. Yani futboldaki Fenerbahçe başarısızlık, kesin. planlama hataları, tercih yanlışları oralarda zaten eleştiriyoruz ama yiğidi öldür hakkını yeme. Fenerbahçe gerçekten gerçek anlamda tamam. bir dünya spor kulübüdür. Şeyi ne yapacağız? Voleybolu, basketbolu, boksu, Müthiş <laughs> Tabii, başarılar, <laughs> olimpiyat Olimpiyat sporcuları hocam. Oldu. Tabii tabii. Kadınlarda hem lig sene şampiyonu, üst üste. iki kazanıyor. Birçok başarı var. Boks Keza, da öyle. basketbol takımında da son zamanlarda tamam. Ama yine Final Four'da Fenerbahçe. Final Four'a gitme yolunda ilerliyor. Yani yani Monaco maçı, maçı. Yani. kırık bir Yok, maç ben var. Ben geçeceğini düşünerek. inşallah. İnşallah. 1-1. Hocam siz de avantajlı yani. Tabii, çarşamba Bu konuyla ilgili, kazanırsa gidecek Özür dilerim. Bu konuyla ilgili fikrimi söyleyeyim. Bence birisi Edin Ceko'ya bunu tercüme etsin. Edin Ceko da şaşırmıştır. <laughs> Neden şaşırmıştır? Ya bunu kim yaptı? Nereden? Niye bu açıklama gereği? De Serkan'ın dediklerine yüzde yüz katılıyorum. O kadar önemli bir karakter ki ve o kadar önemli bir profesyonel ki velhasıl bu dediklerimizden farklı düşünüyor İsmail Hoca. Düşünemez mi? Kardeşim ben Beşiktaş'ta oynayacağım. Kendi cezası şey benim yarı sağıma gelip pas organizasyonunda bulunan bir santroforla oynamak istemiyorum. Ben ucu mu oynayacağım? Şöyle bir Öbür yarı sağda oynayacağım. Hayır bir saniye... Öbür yarı sahada oynayacağım. Beni ceza sahasında daha etkili, vücudunu iyi kullanan Santroforla oynayacağım dedi. Ki Batshuayi bence e, Fenerbahçe'de yeterli süreyi almamış ama çok değer katmış bir oyuncu. Böyle de düşünmüş olabilir. Mesela ki, onun alından olduğunu biliyoruz. Hayır hayır. Ama bu şu da anda o da yok. Yani. Hocanın ne düşündüğünü söyleyeceğim çünkü şöyle yani Gürcan e, Gürcan abi Gürcan Bilgiç dün. Dedi ki Fenerbahçe e, heyetinden çok önemli bir isimle konuştum tabii ki isim veremem ama Beşiktaş maçıyla ilgili hocanın tercihini şu şekilde bana söylediler dedi. Hoca Beşiktaş eee stoper ikilisini gördükten evet. sonra daha mobil bir oyuncuyla oynamak istemiş. Evet. Bu yüzden Mantık de başta oynatmış. Gürcan abinin e, burada hani e, dün verdiği özel bir haberdi. Aynı o, iş, pa paralelde söyleyecektim. De ben de böyle teknik oldu. anlamda yorum yapacaktım. Keza öyle olmadı mı? Fenerbahçe 30 dakika Tek kale oynamadı mı Beşiktaş? Bu yarı sahaya geçmedi. Orada müthiş bir organizasyonla da golü de buldular. Evet. Birkaç tane de bulabilirlerdi. Ya bütün bunların özelinde bu takımın öyle veya böyle eleştirilse de eleştirilmese de patron İsmail Kartal değil mi? O ayrı konu tabii. Değil mi? Ha o... biz eleştirmiyoruz. Yanlış tercihler yaptı. Başladığı 11 yanlıştı. Sonradan soktu oyuncularla maç kazandı falan filan. Serdar Ama... Dursun'la başlasa bu konuşulurdu. Yani. Hani o zaman Kesinlikle. Ceko da alınabilirdi. Kesin. Ama hani Batu performans itibarıyla yaş itibarıyla, kariyeri itibarıyla, kariyerinin gittiği yer itibarıyla Ceko'yu zerre rahatsız etmemiştir bence. Yok. Ee, yani bir de konunun teknik bir açıklaması da var. Tabii, tabii. Hani şöyle bir durum da yok yani. Hakikaten Beşiktaş'ın o stoperlerine karşı Batshuayi ile oynamasa eleştirirdik. Ya Serkan. Ya sen niye Batshuayi ile oynamıyorsun derdik. Şunu düşünüyor sevgili Serkan Korkmaz. Belki de İsmail Hoca'nın en masum olduğu konu bu. Hoca diyor ki Beşiktaş'ın savunma hattı sadece göbeği değil. Bütün savunma hattı için konuşuyorum. Ya Necip e, Onur hazır olmadığı için sabek oynamadı mı? Evet. Normalde stoper değil Doğru. mi? E, yine değişti dörtlü. Ben dedi ki burada daha hareketli benim cez, benim yarı sağıma gelip pas organizasyonunda bulunmasına gerek yok. Ben zaten görüntü olarak orada oynayacağım oyunu. Doğru. doğru. O zaman ne dedi? Ha bir de bir, bu da tercih yani. Ama böyle işte Ama çok mantıklı bir tercih. Işte, tabii yani. bir de şey hani ne derler bir şeyin altında buza arama gibi bir şey. O dediğine de katılıyorum. Ya bu işleri bırakın. Bu bu ülkenin şampiyonu sahada belli olacak. Şu anda Galatasaray avantajlı. Öyle değil mi? Puan kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Kaybetmez mi? Kaybetmez. Ya ama Kaybetmezse e, de şaşırmayız. Yani ikisi olasılığı dahilinde onun için işte Batshuayi şeyi oynatmadı Ceko'yu. Şöyle oldu işte gitmek istiyor. Gitmek isteyen adam devre arası giderdi. Hiç. Ya zaten sanki Icardi'yi kesip de Vinicius'u koymuş gibi bir durum yok ortada bir de yani. Aynen öyle. Ya bir de Batshuayi şimdi 23 gol, 3 asist. Yani Beşiktaş bu maçından önce 22 gol, 3 asist yapmış. Yani Edin Dzeko da 24 gol, 7 asist yapmış yani. Ama performanslarda zaten şöyle ve şöyle bir fark var. Farklı. Bir de sürelere bakmak bir de lazım. Bir de tipleri farklı. Tabii. O, hocamın Süreler. vurguladığı gibi Tabii. tipler farklı. Bunlar Doğru. iki farklı tipte santifor. Ee, rakibiniz, Ezeli rakibiniz e, öyle kolay bir maç diye baktı pek çok kişi ama 10 kişi kaç dakika 10 kişi oynamış Beşiktaş. 2 birlik skorla geçti Fenerbahçe ve tarihte de Beşiktaş'ın eksik olup kazandığı maçlar var. Tabii. İşte şey Şenol Hoca zaman 4-2'lik maç var. Geçen yıl. Değil mi? O 4-2'lik mi o maç? 4-2 miydi? 4-2 miydi? 4